Hayırlı bereketli Ramazanlar diliyorum herkese. Bugün Erzurum'un meşhur kadayıf dolmasını yaptım arkadaşlar. Sizlerle de paylaşıyorum. Şahane bir tatlıdır. Şerbetli olduğu halde hafif bir tatlıdır. Yarım kilo yaş kadayıfım var. 4 tane yumurtam var. Bir kase dolusu ceviz var ve 3 su bardağı şeker var ve yağda kızartacağız arkadaşlar. Önce şerbetini yapımıyla başlıyorum. 3 su bardağı şekeri tencereye aldım. Üzerine 3 su bardağı suyu ekleyeceğim. Klasik su bardağıyla ölçtüm şekeri. Şimdi aynı su bardağıyla suyu ekliyorum. Ölçümüz birebirdir kadayıf dolmasında. Şerbeti çok çok fazla kaynatmaya gerek yok. 15 dakika kaynadıktan sonra içine bir iki damla limon sıkıyoruz ve kapatıyoruz altını. Şerbetimiz soğuk olacak. Kadayıflarımı önceden hazırladım. Biraz kurudular. Yaş kadayıf alıyoruz bunun için. Şimdi bu dönemde böyle güzel kadayıf bulmak biraz zordur arkadaşlar. Böyle biraz kurumuş falan ama idare ediyor. Bir lahana yaprağı büyüklüğünde bir kadayıfımı hazırlıyorum. Ve içine bir yemek kaşığı kadar cevizi koyuyorum. Ve sarma gibi sarıyoruz. Yani hiç zorluğu yok. Çok sıkmadan sarmayı biraz sıkarak sararız. Bunu hiç çok sıkmadan sarıyoruz ki bu aralıklarda hava alsın. Hem kızardığı zaman içi de çiğ kalmasın ve şerbetini de güzel çeksin. Bakın böyle aralıklar bırakıyorum hava alsın diye. İstediğiniz çoklukta cevizi ekleyebilirsiniz veya daha azaltabilirsiniz veya fıstık ekleyebilirsiniz. İsteğe bağlı bir şey bu da. Böyle yavaş yavaş gösteriyorum, yavaş yavaş sarıyorum. Hiç sıkmadan. Bir tane daha göstereceğim arkadaşlar. Kadayıfı aldım elime ve bir yemek kaşığı kadar cevizi koyuyorum. Böyle yavaş yavaş sarıyorum. Hiç hızlandırmadım. Çok, ya, olduğu gibi gösterdim arkadaşlar. Fazla olan yere gözünüze kalıntı gelirse bu dolmam kalıntı oldu diye dediğiniz yerde ucundan koparabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Onu sonra kullanabilirsiniz kadayıfı. İki parmak kalınlığında olması yeterli. Çok kalıntı olmasın. Çok ince de olmasın sarma gibi. İki parmak kalınlık yetiyor ona. Çok kalıntı olursa içi hamur oluyor. Böyle yumuşak oluyor. Hoş olmuyor. Bu da fazla olan yerini kesiyorum. Kabarıklığına çok takılmayın çünkü yumurtaya girdiği zaman o kabarıklıkları gidiyor, düzeliyor. Hiç sıkıntı yapmayın ona. Gelişi güzel sarabilirsiniz. Benim sarmam olmadı diye endişelenmeyin. Bakın benim de biraz kuruduğu için çok şekli güzel olmuyor. Ama yumurtaya girdiği zaman düzelecektir onlar.
Kuru olduğu için birbirini tutmuyor arkadaşlar. Eğer tam yaş bir kadayıf olmuş olsaydı çok güzel birbirini tutacaktı. Hemen sarıp bırakıyordum önce aldığım zaman. Şimdi kadayıf bulmak çok zor olduğu için bunlar baya bir kurular. Sarınca biraz zorlanıyoruz ama olsun, hiç sıkıntı değil. Zaten yumurta da kendini toparlayacak. Yumurtaya girdiği gibi yumuşuyor. Dört tane yumurtamı kırdım. Çırpıyorum ve içine yarım su bardağı su ekleyeceğim. İyice böyle kendini salsın diye ve suda, yağda çok fazla kabarmasın diye su ekliyorum. Siz dilerseniz, eğer yumurtanın akı çok kabarıyor, sevmiyorum diyorsanız sadece yumurtanın sarısıyla da yapabilirsiniz ama o zaman çok fazla yumurta gider. Yumurtalarınız azalırsa bir iki tane daha ekleyebilirsiniz. Çünkü bayağı su yumurta çekiyor. Süzgeç aldım yanıma. Şimdi dolmalarımı yumurtaya bulayım. Sonra süzgece koyacağım ki o yumurtasını salsın. Çok fazla yumurtalı olursa yağın içinde çok köpürür. Köpürdüğü zaman da kızarıp kızarmadığını anlayamazsınız. Yağınız da yanar. İyice süzüyorum. Orada süzdükten sonra süzgeçte tekrar süzülüyor. Bakın, o dağınıklığı gitti, şekli bozukluğu gitti. Çok güzel oldu yumurtaya bulandıktan sonra. Çok güzel çekti kendini. Şekli de düzeldi. Şimdi yağ koydum tavaya. Bol yağda olması lazım. Yağımız kızgın yağ. Dolmalarımı yavaş yavaş atıyorum içine. Şerbetimi de kaynattım, soğudu. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destek vermeyi unutmayın. Lütfen zil bildirimi açıp diğer videolarıma da destek verin. Kadayıflarım yavaş yavaş pişmeye başladı. Hiç hızlandırmadım, buraları çektim size arkadaşlar. Bu videomu yavaş yavaş çektim. Bakın, su eklediğim halde yine de baloncuklar, gördüğünüz gibi köpürcükler oldu orada. Yağın içinde o köpürcükler olduğu zaman da yağ yanmasına sebep oluyor. Ama sadece yumurtanın sarısı da yetmiyor. Ziyan oluyor. Kadayıflarınız nar gibi kızarsın. Çünkü şerbete girdiği zaman o şerbette rengi yine açılıyor. Çok iyi kızarması lazım. Bakın, iyice yağ süzüldükten sonra şerbete koyacağım. Aldım yağları, süzüldükten sonra şerbeti aldım. En çok 3 dakika arkadaşlar, 3 dakika kalsın şerbetin içinde ve sonra çıkarıyoruz. Çok fazla kalırsa yumuşar. Eğer 3 dakika kalırsa tatlınız çıtır çıtır olur. Şahane bir tatlı olur. Çok güzel olur. Kadayıf dolmalarım hazır. Servise hazır. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler olsun, şifalar olsun. Kanalıma abone olun lütfen, zil bildirimi açın, diğer videolarıma da destek olun lütfen. Hepinize hayırlı, bereketli Ramazanlar, hayırlı akşamlar diliyorum.